burada ses çipi olmadığını söylememişti. Ben daha sonradan fark ettim. Bu anakartta ses çıkışı yok. Aynı çip başka bir donör anakartta var. Yapacağımız işlemler bu çipi söküp burada boş olan yere nakletmek. Bu anakart Esonic HM76BTC Combo diye geçiyor. Markası böyle. Mobil işlemciyle çalışıyor. Yani soket farklı. Ancak 1155 soket sınıfına giriyor. 2 ve 3. nesil işlemcileri çalıştırır diye geçiyor. Haliyle işlemcisi bile farklı. Görüyorsunuz. Mobil işlemci. Laptoplarda kullanılan işlemci. Bu anakartı bana İstanbul'dan Bilişim Teknolojileri yazılım müdürü olan Ömer Emir Osmanoğlu üstadım gönderdi. Bu anakart Mind'de kullanılan ekran kartı. Bu görmüş olduğunuz PCI Express çarpı 16 ekran kartı slotundan görüntü alamayıp sadece onboard girişten görüntü alabileceğiniz bir anakart. Ama ben bunun yazılımını geliştirdim. Oyun bilgisayarı, oyun anakartı haline getirdim yazılımla. Ancak bana bu anakartı gönderen Ömer Üstadım burada ses çipi olmadığını söylememişti. Ben daha sonradan fark ettim. Bu anakartta ses çıkışı yok. Bu içeriğimizde asıl konumuz anakartın ses çipini değiştirmek ya da tamir etmek diyebiliriz. Realtek'in ses çipi var bunda. İnternette bu anakartın büyük boyutlu resimlerine baktım. Realtek 662, ALC 662 seri bir çip var. Bunu buldum. Aynı çip başka bir donör anakartta var. Görüyorsunuz. Yapacağımız işlemler bu çipi söküp burada boş olan yere nakletmek ve bu anakarttan ses çıkışı alabilmek. Yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Umarım başarılı oluruz Allah'ın izniyle. Hemen başlayalım. Bitti arkadaşlar. Dikkat ederseniz bazı bacaklarda birbirine temas vardı. Bunları ayırmak zorunda kaldım. Eğer bu şekilde tamamlasaydım ses çipi yanabilirdi ya da anakarta da zarar verebilirdi. Bunu çok dikkatli yapmanız gerekir. Temizleyelim. Bakalım ses çipimiz çalışıyor mu? Anakarttan ses geliyor mu? Temizlenmiş hali bu. Umarım bu anakart çalışacak. Hemen teste tabi tutalım. Ses çipinin montaj işini tamamladık ancak bir sorunumuz var. Sistem algılasa bile ses çipi ses vermiyor, çalışmıyor. Her şey takılı. Ama bu sorunu biliyorum neden olduğunu. Bunu da sizinle paylaşayım. Bu gördüğünüz Realtek'in ALC662. Bunun birinci bacağı ile 25. bacaklarına voltaj gelmesi gerekiyor. Birinci bacağına 3 volt, 25. bacağına 5 volt. Ben kontrol ettim. Birinci bacağına 3 volt geliyor ancak 25. bacakta 5 volt yok.
Şimdi bir kontrol edelim. Bir bakalım. Şimdi 25. bacağı köprüleme yapıyorum. Bakalım ne olacak? Bakın arkadaşlar. 25. bacağı 5 volt köprüleme yapacağım. Bakalım ne olacak? Bakın gördüğünüz gibi çalışmayan ses çipi çalıştı. Şimdi çektim elimi, gitti. Bunu düzelteceğiz arkadaşlar. Hemen bunu da halledelim. Şimdi ne yapacağımı anlatmaya çalışayım. Burası 25. bacak. Bunun karşısında kondansatör var. Kondansatörün bu bacağı şaseye bağlı. Buraya 5 volt gelmesi gerekiyor. Bu yolu takip ettim. Bu yolun geldiği nokta burası. Bakın tam burası. Ama 5 volt kanalı burada gördüğünüz devre yolundan geliyor. Aslında buradaki mini transistörün bu bacağı ile burası bağlantılı. Normalde bu bacaktan 5 volt alması gerekiyor. 25. bacağın. Ama burada bir kopukluk ya da ne bileyim anlamadım burasını. Yani fabrikasyon mu bu anakart böyle? Ya da bu ses çipinin olduğu bölge. Bunu da tam anlamış değilim. Yani burada bir yanlışlık var gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Şimdi buraya sigorta ya da resistör görevi yapabilecek direnç ne bileyim ya da direkt köprü de yapabilirsiniz. Ama ben buraya bir direnç bağlayacağım. Sigorta görevi yapabilecek. Yani kısa devre düşse bile yanmasın çip diye. Buradaki direnç yansın istiyorum. İsterseniz illa da kullanmayabilip direkt köprüde atabilirsiniz bu şekilde. Eğer elinizde böyle bir anakart varsa. Yani ben bunu anlamadım. Yani bu anakartlar elinde olanlar ses çıkışı alabiliyor mu? Yani ya da devre yapısı böyle mi? Satışa sunulmuş aynı anakartın büyütülmüş fotoğraflarına da baktım. Buradaki parçalarda noksan, eksiklik yok. Her şey tamam. Ama ses alamıyoruz. Yani 25. bacağı normalde 5 volt gelmesi gerekiyor ama gelmiyor. Şimdi bunu halledelim. Bunu da sizinle paylaşayım istedim. Yani elinde böyle buna benzer ses sorunu olan anakartı olan varsa bu bilgiler çok işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Hemen başlayalım. Şimdi test etme zamanı. Mikrofonla bağladım. Her şey açık. Kontrol ediyorum. Mükemmel. Mükemmel. Bir de mikrofon kontrolü yapalım. Ben hazırladım. Ses kontrol. Görüyorsunuz, gayet stabil şekilde, sorunsuz bu ses çipini de halletmiş olduk. Umarım bu bilgiler sizlere fayda sağlayacaktır. Yine belirteyim. Bu Minic anakartı olduğu için acaba ses kullanılıyor muydu? Gerçi sesin ne anlamı var Minic işinde? Belki bu sebeple anakart üreticisi devreyi tamamlamamış. Ne bileyim. Tabii bir tahmin sadece. Bilmiyorum ne olduğunu. Ama burada bir eksik olduğu belli. Bu şekilde çalıştırdık Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.